Merhaba teknoloji okulu seyircileri. Bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da Huawei Mate 20 lansmanındayız. Mate 20 serisinde bizim belki en çok dikkatimizi çeken Mate 20 Pro'nun özelliklerini şu an size gösteriyoruz. Yine Huawei'nin kendi geliştirdiği chipset olan, işlemci olan Kirin serisinin yeni serisiyle 980 ile birlikteyiz. Leica üçlü kamera demişiz. Mate 20 Pro'da şuradan yakından çekelim. 40 megapiksel, 20 megapiksel ve 8 megapiksellik 3 kamera bulunuyor. Yine yanında da diğer özelliklerini görebiliyorsunuz. Ön kamerası ise oldukça tatminkar, 24 megapiksel. 128 GB'lık hafızası olan bu Mate 20 Pro cihazımızın 6 GB'da RAM'i bulunmaktaymış. Telefonumuzun en öne çıkan özelliklerinden bir tanesi 40 wattlık hızlı şarj olması. Bu şu demek aslında, yarım saatte telefonun şarjı tam %70 dolabiliyor. Telefon çok şık, ekranı gerçekten çok daha parlak. Home tuşu, alt tuşlar dikkat ederseniz tamamen gizlenmiş durumda. Bir kabis var artık ekranın kenarlarında. Kabisli bir cihaz. Büyükçe bir çentik var çünkü birçok özellik var orada. Arka tarafına geçecek olursak, arka tarafı bu mavi versiyon bu arada. Bunun yeşili, siyahı, pembesi gibi değişik tonları var. 3 kameramız burada. Bu kameraların aslında diyaframlarına göre farklı şeyleri var. İşte geniş açı, daha geniş açı gibi farklı şeyler var. Bunları bu Kirin 980 işlemcideki yapay zeka sayesinde çektiğimiz, pozladığımız şeyin ne olduğunu anlayıp bize ona göre bir pozlama yapabiliyor. Cihazımızda bir artı daha var aslında. Hem 3 boyutlu yüz tanıma hem de parmak izi aynı şekilde aynı cihazda buluşuyor. Dikkat ederseniz eskiden beri Mate serileri Huawei'in başlattığı şekilde tek dokunmalı bir parmak izi okuyucu yok. Bu direkt ekran içerisine saklanmış. Bu çok daha hızlı sonuçlar doğuruyor. Bunun dışında telefonun birçok özelliği var. Bize yaklaşık 1,5 saatte anlattılar. 3D demişken aklıma geldi aslında. 3D modelleme yapılabiliyor bu cihazla. Bunları tabii uzun uzun keşfedeceğiz ve sizlere göstereceğiz. Şu an bakıyoruz. Ana menüsünde gezelim sadece. Oldukça büyük bir ekran bu arada.